La ilahe illallah zikrinin insan üzerindeki etkisi nedir? La ilahe illallah zikri yapıldığında Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır demektir. Nefsi te eder, temizler. Şirkten temizler. Her konuda hükmün Allah'a ait olduğunu ispatlamış oluruz ki nefsimizde onu kabul ettirmiş oluruz. Eğer nefis kabul etmek zorunda kalırsa, kabul ederse ne olur? Sadece muhabbet değil. Muhabbet, haşyet, edep bir bütündür. Birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Eğer birinin Allah'a karşı muhabbeti varsa, aynı şekilde Allah'ın büyüklüğünü bilmiş ve anlamıştır. Dolayısıyla Rabbinden bir de haşyet duyar, huşu duyar. Huşuyla Rabbinin huzurunda durur aynı şekilde Rabbine karşı edepli olur. Edep içinde olur. Kendi küçüklüğünü, kendi zayıflığını, kendi muhtaçlığını bilir ve anlar. Rabbini de alemlerin Rabbi olarak, her şeyin sahibi olarak, kendi sahibi olarak bunu anlar ve bunu tadar. Evet, la ilahe illallah zikrini yaptıkça ama bilerek, anlayarak ne söylediğini evet, bilerek yapmalıdır. Yoksa sadece kelime itibariyle değil eğer bilerek bunu yaparsa hem muhabbet hem haşiyet hem de edep kazandırır. İmam kazandırır.